Evet, bültenimizin başında da belirttik. Marmaris'te 3 noktada çıkan yangın, çalışmalar devam ediyor. Bakanlar bölgede, son durumu alalım. Marmaris'e gidiyoruz. Hisarönü Köyü Muhtarı Sayın Mehmet Ali Taştekin bizlerle birlikte telefon attığımızda. Sayın Taştekin, geçmiş olsun dileklerimizle başlayalım ama bu saati itibariyle son durum nedir? Elinizdeki bilgiler nelerdir? Buyurun. Son dakika, şimdi ben yangın yerine yakın bir bölgedeyim. Hı hı. Rüzgar yine akşamki gibi etkilen şey oldu, yani biraz canlandı. Karacasöğüt, Yeşilbelde, Dermeyanı sokak arasında tekrar bir parlama oldu. Hı hı. Yani normal şey alınmıştı ama rüzgarın etkisiyle tekrar bir şey oldu, yani yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle tabii ki söndürme çalışmaları da zorlanıyor. En korktuğumuz durum buydu ama yeniden yangında bu noktada söndürme çalışmaları yavaşlayacak diyebilirsiniz değil mi o zaman? Biraz bölgeyi bize anlatır mısınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi sabotaj mı yoksa doğal bir nedenden mi kaynaklanıyor? Bununla ilgili de sorular var aklımızda. Sayın Soylu da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Ne söylersiniz? Şimdi yangının çıkış sebebi kundaklama diye duyuldu. Üç yerden ayrı üç noktadan ateşlendi. Evet. Akşam saatlerine, geç saatlerde olduğuna akşam helikopter çalışamıyor zaten. Hı hı. Sabah erken saatte helikopterle çalışmaya başlamıştı. Ama rüzgar tekrar etkisini artıraraktan iki noktada parlama oldu yine. Hı hı. Kundaklama İddiası gündemde. Bununla ilgili siz de teyit ediyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Peki hangi çalışmalar yapılıyor? Çevre ilerden de arazözler gelmişti. Biraz bize anlatabilir misiniz sahadaki durumu? Bütün çağın çeşitli ilçedeki yangın arazözleri, belediyeler, hı hı. Vatandaşların özel iş makineleri hepsi yangın alanında şu anda. Hı hı. Ama rüzgar etkisini biraz arttırınca insan gücüyle hani fazla yaklaşılamıyor yani. Evet, maalesef. Zayiatla ilgili bir bilgi var mı elimizde? Nasıl, orayı anlayamadım. Zayiat, yani şu anda yaşanan kayıp, maddi kayıp var mı bilgi elimizde? Allah tabii ki can kaybı yaşatmasın ama. Yok, herhangi bir can kaybı yok. Hı hı. Yanan herhangi bir ev de yok. Hı hı. Çok şükür. Ama ormanlık alanda devam ediyor yani. Peki. Rüzgarın da etkisiyle yangın kontrol altına alınamıyor. Muğla Belediye Başkanı'ndan, Marmaris Belediye Başkanı'ndan gelen açıklama vardı. En yakın zamanda kontrol altına alınması doğrultusunda, ama sabotaj iddiaları gündeme gelmişti. Dünden beri konuşuluyor. İşte bununla ilgili açıklamada geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den de gelen açıklamalar var. Orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı dedi. Ancak siz rüzgarın etkisiyle şu anda kontrol altına alınmadığını söylüyorsunuz. Aynen, aynen. Peki, tekrar rüzgarın etkisiyle yani iki noktadan parladı yeni yani. Evet. Şimdi biraz konuşalım istiyoruz tabii ki. Sayın Taştekin, çok teşekkür ederiz gelişmeleri bize aktardığınız için bölgeden. Çok sağ olun, devam edeceğiz. Biraz görüntüleri de verelim ekrana, elimizde görüntüler var.